Evet. Cümleten merhabalar arkadaşlar. Şimdi Yüri'ye doğru Altınoluk'tan hafif bir yolculuk yapacağız. Hava acayip derecede sıcak. Üzerimdeki montu falan çıkarttım yani. Üzerimdeki montu çıkarttım. Çok sıcak hava. Ay yanıyor etraf, yanıyor. Kask var kafamda. İnşallah seste bir problem yaşamayız. Böyle ilk çalıştığı zaman öksürüyor. Sonradan kendine geliyor. Fazla basma. İnşallah bir şey gösteriyordur ha. Ağlama demenin ne faydası var. Birdenbire dilime bu şarkı geldi ha. Nereden geldiyse. Evet, Altınoluk'tan çıktık. Buraya yaklaşık 4 kilometre arkadaşlar. Hatta 4 kilometre bile değil. Altınoluk'tan çıktık. Yani şehir merkezi 4 kilometre. Yüre tabelasını gördük. Eskiden burası ufacıktı ya. Şimdi bayağı bir gelişmiş. Yürenin içinde de bir motorla bir gezeriz artık. Yavaş gidiyorum ki kamerada ses problemi yaşamayalım. Bisikletli amca. Antik pazar varmış burada ya. Hadi yürü be Tırcı'dayı be. Taş zenginlik hava. Hayat kasap. Ekmek satıyor adam. Kabaklar diyor 3 kilometre. Kabaklar gibi herhalde. Evet. Gel mi buradan? Bakım evi deyince ben şey zannettim ha, yaşlılar bakım evi, ulan nasıl bir yer yapmışlar diyecektim. Tam ki meğerse araç bakım evi. Yüre valla Altınoluk'tan güzel ha, size söyleyeyim. Yeşil dalga 70 kilometreyi geçmeyin. Geçmeyin de ya, ben yeter ki işte. Burada Bayramkaya Körfez Cemevi var arkadaşlar. Buradan mı girsek acaba ya? He, sahile buradan girelim değil mi? Yüre sahilini görelim. Sinyalimizi verelim.
Sahile doğru bir iniş gerçekleştiriyorum şu anda. Satılık villalar. Abi her yerde satılık valla. Kaynıyor. Alan olmazsa satmazlar değil mi? Böyle bir durum vardır yani. Yolda bile sallamaya gidiyorlar ya. Sakin gitmek varken oraya tarzlar götürüyor. Şimdi birkaç sene sonra geldiğimizde buradaki zeytinlikleri de görmeyiz artık ya. Sağlı sollu dokunduralarda zeytinlikler kalmış ya. Onları falan görmemiz imkansız artık. Seneye veya birkaç sene sonra artık buralarda büyük zeytinler, günler, ondan sonra villalar dikilir. Bakın burada olduğu gibi, burada da bayağı bir zeytin kesmişler ki, bakın aralarda zeytin ağaçları kalmış. Ağlama demenin ne faydası var? Ray, 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 ray. Abi çok büyümüş burası ya. Eskiden bura bu kadar değildi ya. Valla. Zeytinliklerin altı hep şey yapılmış ha. Çapa yapılmış. Buradan sinyalimizi verelim. Sahile doğru gidelim. Anam bu horoz mu bu koşan? Nasıl bir horozsun sen bir horoz abi? Her yere giriyoruz. İşte Güre sahili. Süper bir koy. Tabii bizim motor gider mi? Burada gidiyor. Koyun güzelliğine bakın. Koy güzel de. Şurada bir fotoğraf gider ha. Şöyle şu koyda bir fotoğraf gider. Durdurduk. Ama motoru yanlış koyduk. Jet koyacağız. Ulan yürü. Şöyle. Ulan iyice fotoğraf manyağı olduk ha. Hep bunu sizler için ha. Kendim için çekmiyorum valla. Instagram'a falan atıyoruz. Ondan sonra şöyle kaskımızı da çıkartalım. Şöyle eldivenlerimizi de şuraya koyalım. Değil mi? Gözlüğümüzü alalım yanımıza. Şuradan şöyle asortik bir fotoğraf. Kuma saplandı hesabı. Evet. Şöyle güzel. He? Bir de şöyle çekelim. Biraz yakınlaşalım lan. Hakikaten kuma saplanmışız ha. Şaka maka. Evet burası böyle. Bakın. Edremit Körfezi. Böyle dönüyor. Burası böyle. Dönüyor. Biz buradan çıkabilecek miyiz ya? Ha?
Kuma saplandık vallahi ya. Çok hafif bir rüzgar var. Çok hafif. Ama çok sıcak ve denize girilse girilir yani ha. Bu arada size denizin temizliğini de göstereyim. Bakın. Oo, bayağı ileriye kadar gözüküyor. Tertemiz. Burada git boy bulamazsın herhalde. Bir tane de zeytin ağacı kalmış burada. Bu sahilde birkaç tane bırakmışlar. Çıkar mı bizim Düldül buradan ya? Bizim keçi he? Boşu boşuna keçi demiyoruz lan sana. Rezil etme beni. Hadi bakayım. Rezil etme bizi keçi. Oho, patina çekiyor valla. Bakalım lastiğini patlatmayalım da burada. Valla millet içip içip atmıştır şimdi buralara. Dikkatli gitmek lazım. Nasıl koyuyor ya? Buranın bir çıkalım içinde. Şuradan çıkar mı bizim motor? Çıkar. Kesilmiş böyle kalmış yerlerini, zeytinliklerin yerlerini villalar. Ultra stalinist villalar almış. Bu ev de burada yani böyle kalmış ha. Buranın kaplıcaları meşhur olması gerek değil mi? Dire kaplıcaları derler. Bu kaplıcaların yerine de gidelim bakalım da. Allah Allah. Kiraz ağaçları da açmış çiçek. Sağımızdan solumuzdan gelen yapımlarla. Türk ırkı sağ olsun Tanrı Türk korusun yazmışlar. Amin. 3-5 sene şu dağlar falan şey olur yani. Gider. Tahminine göre. Baksana adam oraya görüyor musunuz bilmiyorum ama tam karşıda tepenin başına adam oraya malikane dikmiş yani. Dikiyor daha doğrusu. Daha inşaat halinde. Ama buradaki bu zeytinlikler hayret nasıl kalmış bunlar ya? Bunları nasıl kesip de bunları şeye ev yapmamışlar? İlginç. Sahili gördünüz. Sahil çok büyük. Çok da güzel. İşte sezonu biraz daha fazla olsa herkes inanın buraya gelir. Çünkü niye Antalya'ya, Akdeniz bölgesine indiğiniz zaman kavruluyorsunuz abi ya. Resmen sıcaktan beyninize güneş geçiyor. Burada hiç değilse dağlardan gelen bir esinti var, anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı denize girerken hatta çoğu zaman çok soğuk oluyor deniz. Yanarken hissetmiyorsunuz güneşlenirken. Ama işte güney sahillerinde sezon daha uzun olduğu için yatırımların, büyük otellerin yatırımları hep oralara yapılmış. İyi de olmuş, boşverin buraya fazla da otel yapılmasın. Pansiyoncular, pansiyonculuk iyidir. Hiç olmazsa sınırlı sayıda turist geliyor. Buralar daha az kirlenmiş oluyor. Kaplıca bölgesi şu dağ kısmında olması gerek. Gazlayalım. 70'i geçme diyor. Tamam, 60'la gidiyoruz. Ya bu 60 yazdığına bakmayın ya. Bu 40 falan yani.
Şimdi ben videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyorum. Kendinize iyi bakın. Vitesi boşa atabilirsek tabii. Ha gayret yavrum. Ha gayret. Yok abi. Almıyor vites boşa ya. Psikopat ya. Dokunuyorsun. Bana mısın demiyor.